kişiler konusunda vadeli bir görüşme yapıyoruz. Önümüzdeki yılların gelecek mevsimli kişiler. Gelen mevsimli kişilerimiz kendi verdiğimiz evlerde ikamet kenti barındırıyoruz ve uyum sorunu oluyor. Çiftçilik yapmayan komşu ondan rahatsız oluyor. Gayet de doğal. Belki ben de çiftçilik yapmasam gelen bir işine rahatsız olur. Bu konuda vali beyle görüşmemizde Ergin'i, Aksakal, Doğa bu üç köyün göstereceği köy dışında bir yere mevsimli kişileri konaklamak için valilik yardımcı olabileceği yönünde bana vali bey telkinlerde bulundu. Portatif tuvaletler, su, elektrik, barınma yerleri, evler, yollar ve biz o işleri orta altı ay barınacak yeri yaparsak ev işçilik önünden sorun yaşamayız. Hem gelen işlere de en iyi şekilde insanca yaşayacağız, hizmet sunarız diye düşünüyorum. Ben de Vali Bey'in konuda teşekkür ediyorum. Tabii ki biz önümüzdeki yıl sulama projesinin bir bölümü hayata geçme olasılığı var, kesin değil. Fakat önümüzdeki yıllarda bu şeyin bölgemizde olmasında fayda olduğuna inanıyorum ve de olacaktır. Ve bölgemizin en büyük sulama projesinin 32 bin dönüm sulamayı geçen arazisinde Bandırma bölgesinin lokomotifi olacak. Balıkesir'in o bölgeye emin olur. Sözü bölgenin parlayan yıldızı olacak. Çünkü bizim arazimiz ova değil, askıda olan bir arazi. Biz sulamayı geçtiğimiz zaman bir Karacabey ovasının da önünde geçeceğiz. Manyas ovasının da önünde geçeceğiz. Bizim üretçiklerimiz onların üretçikleriyle çakışmayacak. Ve bölge açısından hem Kazan Çölü'nden hem İşçilik Çölü'nden çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu projeye kimler katkı verdiyse hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Geç kalmış bir projeydi. Daha önce olması gerekirdi ama devletimizin ekonomik gerçekleri belli. Kimseyi bu konuda eleştiriyorum. Benim için teşekkür ediyorum. Bu konuda